Arkadaşlar Cancun'dan 3. günden günaydın. Merhabalar tekrardan. Chichen Itza dedikleri tapınakların bulunduğu bir yere gideceğiz. Bugün servislerle bizi götürüp geri getirecekler. Sabah şu an 8-9 civarı. Akşam 9'da geri geleceğimizi söylediler. Nasıl bir gün geçecek ben de bilmiyorum. Bakalım, otobüsümüzü bekliyoruz. Arkadaşlar ilk durakta durduk. Violin diye bir yere geldik. Valladolid mi bilmiyoruz. Tam ben de anlayamadım. Valladolid. Ha, Valladolid diye bir yermiş. Şu girişte bir İngilizce bir şey vardı. Onu okuduk. Benim anladığım şey İspanyollar burayı şey yapmış hani Mayalardan. Ben mi yanlış anladım? Mayalar dediğim bildiğin yapraklarla, mızraklarla dolaşan insanlar değil mi? Ve burada kocaman bina var. Mayalıların arkadaşlar tarihi bir yeriymiş. Hani açıkçası bilmiyorum çok da ilgilenmediğim için. Dikkatimi çekmiyor. Onun için size şimdi yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum. Ama burası böyle arkadaşlar. Bir göstereyim etrafı size. Hani burası bu şekilde. Gölcük gibi bir şey var. Hem yüzeceğiz hem de yemek yiyeceğiz. Böyle bir yerde durduk. Turun içine dahildi böyle bir yer. Şimdi görelim bakalım neler göreceğiz, neler bakacağız. Ben de bilmiyorum. İçeri bir geçelim. Kadık şanti itzamna çel kanan takeş herhalde beni kutsuyor arkadaşlar. Stop olalı bimbala şimbala şu yokul kabe arkadaşlar böyle bir siyah taş verdiler. Dediler ki güneşe bakın. Ha, farklı bir şey göreceksiniz. Ne bileyim sarı noktadan başka hiçbir şey yok. Çok da bir esprisi yok. Yalandan kutsuyorlar. Güzel tezgah. Yalandan bir şey yani. Yer miyiz lan biz Anadolu çocuğu. Güzel tezgah döndürüyorlar. Böyle şeyler satıyorlar. Bu Mayalılarla alakalı. Onların kültürleriyle alakalı, dini inanışlarıyla alakalı bir şeylermiş işte. Taşlar olsun. Ne bileyim farklı şeyler olsun. Anladığım kadarıyla az önceki izlediğiniz ritüelde de biz diyor enerjiye inanıyoruz. İşte insan enerjisi tükendiğinde vesaire falan bu taşların işte ne bileyim size enerji verdiğine vesaire inanıyoruz dedi. Hatta şunla gördünüz. Masaj falan yaptı adam. İşte bu ne bileyim enerji veren bir masaj taşı falan. Belki de gerçek olabilir. Yani bir şey söylemek istemiyorum. Saygı duyuyorum. Ama taşlarda bunlar bilmiyorum. Belki pazar da olabilir biliyorsunuz. Günümüz dünyasının pazarı da olabilir.
tapınağı görünce benim aklıma izlediğimiz filmler geliyor. Bu milattan önce 10.000 gibi bir film vardı. İnsanları kurban edip sonra işte güneş tutulmalarını bekliyorlardı. Güneş tutulması olunca tanrı doydu falan diyorlardı. Güzel bir filmdi, izleyebilirsiniz hayretten. Elinizi şaplatınca buradan kuş sesi geliyor. Yakalayabilirsen göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar şimdi tur rehberini dinledim. Tur rehberinden anladığım kadarıyla anlatıyorum. Burası 30 metre yüksekliğinde arkadaşlar. Burada işte şenlikler, festivaller düzenlediklerinde kullandıkları bir binaymış. Bunun içinde iki tane daha bunun gibi temple varmış. Bir tanesi 10 metre yüksekliğinde, diğeri ise 20 metre yükseklikte. İç içeymiş. Buraya insanlar bu alana toplanıyor. İşte yukarıya da en güçlüler, en powerful'lar işte bu insanları yöneten o zamanki yöneticiler çıkıyor. Festivaller başlıyormuş. Ayrıca şu karşıda gördüğünüz bina arkadaşlar, burası savaşçıların kaldığı, ordunun kaldığı bir binaymış. Burası küçük, sadece buranın üzerine müzik çalan işte müzikçi tayfa buraya çıkıyormuş arkadaşlar. Şu yandaki bina da arkadaşlar, burada işte savaştan geldiklerinde bu mayalar falan öldürdükleri insanların cesetlerini veya işte kafataslarını falan burada mızrağa geçirip arkadaşlar burada gösteriyorlarmış. Dünyanın 7 harikasından biri olan Mayaların Temple'ında size göstermiş olduk.
Arkadaşlar bütün Cancun yolculuğumuz bitti. Şimdi Miami'ye geldik ama maalesef Miami biraz yağmurlu bugün. Cancun'da olduğu gibi hava sıcak değil, biraz soğukmuş. Buraya kadar arkadaşlar. Umarım Cancun videosunu beğenirsiniz. Umarım Cancun'daki içerikleri beğenirsiniz. Tekrardan sizlerle başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.